Şimdi bugün otopark uygulamasına başlayacağız arkadaşlar. Bundan sonra dersimizde bu hafta yani bu dönemki dersimizde otopark veri tabanı işlemlerini otopark üzerinden ilerleteceğiz. Var var onu kapat, tablolara bakmayacaksın. Ders işte tables düğümünü kapatırsan görürsün. Şimdi otopark açıyorum bir form uygulaması, otopark form uygulaması. Şu formun adını değiştireyim. Yani aslında şöyle yapalım önce. Bizim otopark işlemlerinde bir tane aslında ana formumuz olacak. Bir tane kullanıcı girişimiz olacak. Ya da öyle bugün ödevi yapmayalım, vermeyelim de mi? Yarın vereyim ödevi. Bugün kullanıcı girişiyle ana formu yapayım. Yarın bir sürü ödev vereyim haftaya kadar. Öyle yapalım. Evet. Şimdi Solution Explorer'da şimdi çünkü yapmamız gereken birçok şey var. Form 1 CS'in adını değiştirmek istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Kullanıcı girişi. Kullanıcı girişi. Kullanıcı giriş yapıyorum ismini. Referansını da evet dedim, isimlerini değiştirsin dedim arkadaşlar. Şurada da form 1 diye yazıyor. Onu da form 1 yerine textini arkadaşlar. Bunu yapmıştık. Bütün formlarda bunu yaptık hatırlarsanız. Kullanıcı girişi. Adını değiştirdim. Solution Explorer'dan şu kullanıcı girişi .cs yaptım form 1'i. Soru soruyor. Evet dedim. Bütün referanslarını değiştir dedim. Yani oradaki şeydi mesajda. Şuradan textini de kullanıcı girişi yaptım properties'den. Formu seçip. Sonra kullanıcı girişinde ne olur arkadaşlar? Bizim öncelikle bir veri tabanını açmamız lazım. Otopark veri tabanında tables düğümünü açıyorum. Kullanıcı tablomuz var. Kullanıcı tablosunun içerisinde neler varmış? Ad, soyad, TC, no, şifre. TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapıyormuşuz arkadaşlar. O zaman bir tane buton, iki tane label, iki tane text box atıyorum. 1 2 tane text box attım. Evet video çekiyorum çünkü. Ne hızlı gidiyorum. Atıyorum oradan oraya. Yani ben de yapıyorum arkadaşlar bunları. Tabii siz evde bunlarla ilgili hiç uygulama yapmadığınız için ne nerede nasıl olur ha? Videoda rezil olmayalım şimdi. Hangi derste yetişelim? Yani o zaman bir kısmına bu sene, bir kısmına seneye yetişirsiniz. Bunu silelim, baştan çekelim. Ya. Hocam bilgisayar hafıra iyi değil. Yani normal bilgisayarın kafa yemesi. Butona ne isim koyalım? Label'ların tekstlerini text box'ların isimlerini değiştiriyorum. Text box'ın ismini ne yapıyorum? TX, TC, no. TX şifre. Butonumuzda BTN giriş yaptım adını. Text'ine de giriş yaptım. Label'ların teksti, text box'ların name'i, butonun hem teksti hem name'i. Hem teksti hem name'i. Bir tane checkbox ekledim. Checkbox. CHBX. Adını CHBX. Şifre. Şifre göster. Name'ine ne koydun hocam? Yok, karakterleri göster mi desek ya da şifreyi göster olsun. Name'ine şifre şurada yazıyor bak. Üstteki şu seçiliyken şurada üstte yazıyor bakın şurada. Şifre göster diye. Properties'in üstünde. Şifreyi göster dedim. Şuraya da bir tane daha checkbox ekliyorum. Bu checkbox'ın bir buraya bak önce. İkinci eklediğim checkbox'ta biz birkaç değişiklik yapacağım.
Hangisiydi bir dakika? Check state. Bir saniye. Checkbox. Bir saniye arkadaşlar. Yerini bulmaya çalışıyorum, hatırlayamadım. Şimdi check align'ını değiştiriyoruz arkadaşlar. Check align şu önce text sonra checkbox gözüksün kısmı. Check align. Checkbox'ın. Middle right. İsmini değiştiriyorum. CHBX. Beni hatırla yapıyorum ismini. Beni hatırla. Name'ini beni hatırla yaptım. Tekstini de beni hatırla. Hocam name'ini yapacağım. CHBX beni hatırla. Şimdi arkadaşlar kullanıcı girişi yapacağız. Veri tabanından giriş yapmamız lazım. Giriş yaptıktan sonra bizim açacağımız bir tane ana forma ihtiyacımız var. Bunun için bir tane de ana formu da ekleyeyim şuradan. Solution'a sağ tıklıyoruz. Add new item. Solution'a sağ tıklıyorsunuz. Add deyip new item diyorsunuz. Buradan class değil de Windows formu seçiyorsunuz. İsmini de evet Windows formu seçip ana form nokta cs. Niye yapmıyorsunuz? Evet dedik arkadaşlar ana formumuz geldi burada. Bakın ismi de zaten ana form olarak geliyor. İlk eklerken ne isim verirsek o zaten geliyordu. Windows formu seçeceksin. Başka bir şey ekliyorsundur. Add new item olması gerekiyor. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi biz veri tabanı işlemlerini yapmak için az önce daha doğrusu geçtiğimiz derslerde veri tabanı işlemleri klasını oluşturmuştuk değil mi? Veri tabanı işlemleri klasını oluşturmuştuk. O klası tekrar yazmakla uğraşmayacağız. O klası ne yapacağız arkadaşlar? Gelip getirip buraya yapıştıracağız. Siz nerede bulabilirsiniz? Paylaşımda veri tabanı işlemleri solution vardı ya. Onun içerisine girin. Şöyle göstereyim bakın. Ben de oradan alayım. Bunun içerisinde veri tabanı işlemlerinin içerisinde veri tabanı CS var. Gördünüz mü? Buna sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Kopyala. Sonra götürüyoruz arkadaşlar otoparka. Şuradaki solution'a sağ tıklayıp paste. Yapıştır yani. Bir daha göstereyim. Şuradan kopyalıyorsunuz sadece. Sağ tıkla. Önce sağ tıkla bas. Mouse'un sağ tarafındaki tuş sağ tuş oluyor. Sağ tıklıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Sonra yine solution'a sağ tıklayıp şuradaki şu solution explorer burada paste diyorsunuz. Yapıştır demek yani. Burada veri tabanı işlemleri cs. Veri tabanı nokta cs geldi. Gördünüz. Değil mi? Şimdi devam edelim. Veri tabanı cs geldi. Veri tabanı cs'de açın bunu arkadaşlar. Sadece bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu değişikliğimiz de ne? Şimdi biz bağlantıyı verirken demiştik ki initial catalog yani bağlanacağımız veri tabanı adını belirtiyorduk değil mi? Neydi bu? Ders örnekti. Bunun ne olması gerekiyor? Bizim veri tabanı kullanacağımız veri tabanı şu an hangisi? Otopark. Hangi veri tabanını kullanacaksak veri tabanı işlemlerinde bunu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar sadece. Bunu değiştirdiğimiz zaman geri kalan veri tabanı işlemlerini tekrar yazmamıza gerek yok. Şu db ders örneği silip yerine db otopark yazıyoruz. Geri kalan hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Kapatabiliriz artık. db otopark yaptık. Veri tabanı cs'dekini.
Şimdi geldik. Bakın uygulamamızı çalıştırdığımızda kullanıcı girişi açılıyor. Kullanıcı girişimiz açılıyor. Açılsın. Kullanıcı girişi açılıyor. Daha kodlarını yazmadığımız için değil mi? Kodlarını yazmadığımız için daha şu an için bir şey yok. Giriş dediğimizde bir şey yapmıyor tabii ki. Şimdi yazalım o zaman biz giriş kodunu arkadaşlar. Giriş kodunu yazalım. Ondan sonra değişiklikleri yapacağız. Giriş kodunda öncelikle adam kullanıcı adı şifre girmiş mi onu kontrol edelim. If tx tcno.txt eşit boşluksa ya da tx şifre.txt ne formu? Yeni bir uygulama açtık ya. Proje açtık. Veri tabanını kopyaladık yapıştırdık işte oraya geliyor zaten kendisi. Evet. TX kullanıcı adı ya da şifre ikisi de boşsa şuradan mesaj verdireceğiz. Message box show. Show diyoruz. Boş bırakmayınız. Altına da return yaptık. Şimdi geldik veri tabanı sorgumuza. Kullanıcı adı şifre kontrolü nasıl yapılıyor veri tabanında? Şimdi veri tabanında kullanıcı adı şifre kontrolü yapmak için arkadaşlar veri tabanını açıyorum. Yazdınız mı? Hayır. Of çok yavaşsınız. Veri tabanı kısmında arkadaşlar artık şununla işimiz bitti. Otopark veri tabanına yazacaktık. Kullanıcı şuradaydı. New query diyelim arkadaşlar. Otopark seçili olacak şurada. Select. Yıldız Fro TBL kullanıcı. Evet, ver. Ver. TCNO eşittir. Kurtul. Seni bitiririm. TCNO and şifre. Hala devam ediyorlar ya. Hala ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kullanıcı ID. Ad. Soyad. Soyad. Kullanıcı tür ID'yi de alalım. Şimdi bakın. TC kimlik numarası 1 şifresi 1 olan kullanıcının bilgileri doğruysa şöyle tüm şöyle yapayım. Veri seçmeden tüm kullanıcı tablosundan kayıtları göstereyim arkadaşlar. Yıldızlı göstermemiz. Sizde Ali Coşkun çıkar. Yok mu kullanıcı türü sizde? Tamam onu seçmeyin o zaman. Bir bakayım ne varmış sizde. Dedik ki kayıt için kullanıcı girişi için arkadaşlar şu sorguyu yazıyoruz veri tabanında dedik. Ne yapıyor burada? Kullanıcı adı soyadı kullanıcı tablosundan çekiyoruz. Koşul olarak TC kimlik numarası 1 şifresi 1 olarak yazdık. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bir kayıt dönüyor. Yani adamın TC kimlik numarası şifresi doğruysa kayıt dönüyor dedik. Eğer yanlışsa arkadaşlar bakın şifresini değiştirdim. Bir kayıt dönmüyor. Biz veri tabanı yani daha doğrusu kullanıcı girişini buna göre kontrol edeceğiz. Eğer kullanıcı adı ve şifre doğruysa dönen satır sayısına bakacağız. Dönen satır sayısı 1'den fazlaysa diyeceğiz ki 1 ise daha doğrusu kullanıcı girişi başarılı diyeceğiz. Değilse yoksa 0 ise yani diyeceğiz ki sonuç başarısız. Şimdi biz demiştik ki select sorgularının sonucunda tablo dönüyor demiştik değil mi? Biz yine burada dönen tabloyu tutmamız gerekiyor. Bunun için de neye ihtiyacımız var? Bir data table'a ihtiyacımız var. Bunun için bir tane data table'dan tanımlıyorum. Data table. DT sonuç diyelim. Sonuçları tutan ya da tabloları tutan eşittir. VT nokta select sorgusu. Şimdi bakın VTI veri tabanı işlemlerini tanımlamamız lazım önce arkadaşlar yukarıda. Onu tanımlamayı unuttuk. Ne demiştik? Using ile
Şuraya VTI'yi tanımlayacağız. Using VTI diye yukarıda tanımladım. Şurada da veri tabanı işlemleri class'ın nesnesini oluşturacağız. Veri tabanı VT eşittir new veri tabanı. Yukarıya using VTI ekledim. Şöyle göstereyim tekrar. Şuraya using VTI üstte gördüğünüz gibi. Şuraya da veri tabanı VT eşittir new veri tabanı. Sonrasında dedik ki şöyle yaptık. VT.select içerisine çift tırnağı açtık. Çift tırnağın başına et koyuyorum. İki satırda yazdım çünkü select ifadesini. Şuradan verden sonrasını arkadaşlar düzenleyeceğiz zaten. Ver. TC kimlik numarası 1 nereden gelecek? 2 1'i sildim. Yer arasına 2 tırnak. Onun arasına 2 artı. Onun arasına da TX TC no. Nokta text. Şifre için de aynı şekilde 2 tane tırnak. Arasına 2 tane artı. TX şifre nokta text dedik. Şimdi buradan dönen sonuca bakacağız. Buradan dönen sonucu kontrol edeceğiz. If DT nokta sonuç nokta rows. Row ne demek? Satır, rows, satırların sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Count. Rows count eşit eşit sıfırsa. Hiçbir satır dönmemişse geriye. Nedir? Message box. Message box. Show. TC. TC no. Veya. Şifre. Hatalı. Bunun altına da return yazacağız. Eğer başarılıysa, eğer giriş başarılıysa arkadaşlar, giriş başarılıysa ne yapmamız lazım? Yönlendireceğiz. Nereye açacağız? Ana formu açmamız lazım. Bunun için de ana form AFRM eşittir new ana form diyoruz. Sonra ana form show diyoruz arkadaşlar. AFRM show dediğimizde şimdi bakın TC kimlik numarası 1 3 girdim şifreyi. Giriş diyorum. TC numara şifre hatalı diyor. Bir bir giriş yaptığımızda ana formumuzu açıyor. Kullanıcı girişini böylelikle tamamlamış oluyoruz. Daha yani tamamlamış değil de kullanıcı girişinde eksiğimiz ne var arkadaşlar? Mesela biz şifreyi yazarken normalde şifrenin ne yapmasını isteriz? Gözükmemesini isteriz değil mi? Şifrenin gözükmemesini isteriz. Şifre gözükmemesi için şuradan text box'a geliyoruz. Yok. Text box'ta password char var arkadaşlar. Şifre text box, TX şifre text box'ının password char'ını. Yani biz bastığımızda ne gözüksün? Yıldız gözüksün. Nokta gözüksün istiyorsan. Ne? Vermedim. Okuma kağıdını da vereyim. Password char'ını yıldız yapıyorsunuz. Text box'ı seçip password char'ını yıldız. Şimdi bakın yazdığımız zaman ne gözüküyor? Biz ne yazarsak yazalım yıldız gözüküyor arkadaşlar. Password char'ını. Şurada şifreyi seçiyorsunuz. Şifreyi göster.